Herkese merhabalar. Ben Romaşka. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anki gündemimiz tabii ki de The Sims 4'te çıkacak olan yeni staff paketimiz. Ben de neden olmasın deyip bu staff paketini bir inceleyeyim dedim. Hemen hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. İsteklerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Hadi o zaman introdan sonra başlayalım. Şimdi sıra introda. Şimdi EA'in sitesinde bu oyunla alakalı birkaç açıklama var. İlkinde dehşetli ölü ev arkadaşlarıyla tanışın diye bir başlık var. Burada da pirili lotların geleceğini bize söylüyor. Bu bizim için bizim evimiz içinde olabilir, başkalarının evi içinde olabileceğini söylüyor ve huzurlu bir şekilde olmak istiyorsak hayaletleri yatıştırmamız gerektiğini söylüyor. İkinci olarak da evimizi arındırmamız gerektiğini bize söylüyor. Gundry the Ghost size tavsiyede bulunuyor. Lanetli nesneleri kaldırın, bir seans yapın, ölülerle iletişim kurun ve hayaletlerden hediye alın diyor. İskelet hizmetçisi Bonnie Hilda'yı da çağırabileceğimizi söylüyor. Son olarak da ruhları sakinleştirin diye bir başlık var. Paranormal araştırmacı için medyum becerisinde ustalaşın. Gundry'i etkileyin. İsteyenmeyen ziyaretçilerden kurtulmak için de serbest işler yapın. Ürkütücü aktiviteler artarken buna son vermek tamamen simiminizin elinde olduğunu söylüyor. Bir diğer yeni gelen özelliği de Twitter hesabından Simgru Karner bize açıkladı. Bu özellik gerçekten çok hoşuma gitti ve büyük bir olasılıkla yani daha doğrusu açıklama yapıldı zaten. Base game'e gelecekmiş. Scared yani korkmuş bir tema artık geliyor. Böyle bir şeyin içine girebilecekler. Tahminimce gök gürültüsünden vesaireden artık böyle tense gergin değil de korkmuş halini alabileceğiz. Bu gerçekten çok güzel oldu. Bunu çok beğendim. Bir de Twitter'da dolaşırken şöyle komik bir olayla da karşılaştım. Bonnie Hilda'nın bir tane Twitter hesabı var. Artık bunu yay mi açmış yoksa bir fan tarafından mı açılmış gerçekten bilmiyorum. Bonnie Hilda şöyle bir tweet atıyor. EA gerçekten bana işimi geri mi verdi diye. Ve Dave Miotke de buna cevap veriyor. Twitter için hala nasıl vaktim var? Şimdiye kadarki en kötü hizmetçi olarak bir cevap geliyor. Gerçekten bu beni çok eğlendirdi. Yani mükemmel anlatamam yani. Aynı. Evet şimdi şu trailer'a bir bakalım tekrardan böyle yavaş yavaş incelemek istiyorum. Çünkü çok fazla ayrıntı var. Ve aklımda çok fazla bir sürü şey birikti aklımda. Bilmiyorum şimdi başlatıyorum tekrardan. Şimdi bu ablamız belli ki bu işlerle uğraşan bir abla. Çünkü bütün şu kısayım, Bütün trailer boyunca bu ablayı görüyoruz. Yani bize bu ablayı kesinlikle tanıtıyorlar. Şimdi burada benim dikkatimi çeken nokta şu. Ablanın elinde bir kitap var ve kendi evinde büyük basılıkla böyle takılıyor. Bu kitap büyük bir ihtimal bu skilllerimizi geliştirmemizi sağlayacak bir kitap. Yani bu oluyor ya bizim kitaplarımız cooking kitabı bilmem ne kitabı gibi. Bu da onunla alakalı bir kitap olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi burada çok güzel eşyalar var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şömine gelmiş. Şömine çok güzel duruyor. Bu sandalye koltuk tarzı dediğimiz şeylerin renkleri de çok güzel. Buradaki süsler de gerçekten çok iyi. Ben perdeyi çok beğendim. Bu perde birazcık böyle falcıların şeyini andırıyor. Böyle sanki falcı bir ortama giriyormuşuz gibi. Çok hoşuma gitti. Bu duvardaki dekora da bayıldı. Bu da böyle bizim yataklarımıza koyarız ya rüya kapanı mı deriz ne deriz. O tarz bir şey. Ve şurada bir şey var. Böyle burada ayna gibi bir şey ya da böyle bir kadın simgesi mi? Orada bir şey var. Orayı böyle çok şey yapamıyorum yani göremiyorum. Devam edeyim. Ah. <laughs> Şimdi ablamız bir kere bir korktu. Bu şeyin sesi neden bu kadar açık? Kulağım Şimdi burada böyle ışıklar gidip geliyor. Demek oluyor ki burada bu eve hayale dadanmış. Bu adam ne oluyor ya diyor ışıklarım gidip geliyor diyor. Allah Allah diyor bir şey olsun diyor. Bir de burada bakın gene bu tablo var. Bu abimiz burada takılıyor. Belki de bu abinin evi mi acaba? Bu adam burayı böyle keşfetmeye mi geldi? Yani olabilir. Evet bu büyük olasılıkla lamba. Biz bunun hakkında Türk simirlerle böyle bayağı bir şey konuşmuştuk. Acaba şey çağırmak için mi, hayaletler bunun içinden mi çıkıyor, bununla mı onlarla irtibata geçiyoruz diye. Ama lamba büyük bir ihtimal. Burada böyle bir sürü resimler var, değişik değişik şeyler var. Figürler, suratlar, ay var, yıldız var. Bu da böyle anlamıyorum onun ne olduğunu. Devam edelim bakalım. Abimiz korktu. Evet burada bir tane vudu bebeğimiz var. Bu büyük bozukluk kötü bir şey. Evde gözüküyor birden ortaya çıkıyor olabilir ya da simge olarak da bize veriyor olabilirler bunu. Yani emin değilim mumlar var bu mumları da böyle birazcık ayin yaparken işte bir şeyleri isterken kullandığın mumlara benziyor. Bir de bir sandık var. Bu sandık acaba kullanılıyor mu yoksa sadece simge mi acaba bunun içinden bir şeyler mi çıkıyor ne oluyor? Bu bebek gerçekten çok korkunç. Yani bu sesler de beni böyle gerçekten arkadan gelen sesler de çok korkunç. Şimdi burada başka bir evi görüyoruz. Bu evde yatak falan emin değilim. Mumları özellikle böyle onlara şey yapmışlar. Burada bir mumlara yakın çekim yapılmış. Bir de benim dikkatimi çeken şuradaki şu ev. Daha doğrusu şato. Bu birkaç yerde daha var. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey var yani burada. Burada el falan var. Bunlar büyük basılı gelecek simgeler. Şimdi bu ablamız korkuyor. Işıklar gidiyor. Ve bize paranormal bir stuff bag olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki eşyalara bakacak olursak. Eşyaları açıkçası bazılarını beğendim. Bazılarını beğenemedim. Masaya bayıldım. Çok hoşuma gitti. Ben zaten mavi hastasıyım. Böyle mavi şeylerin hastasıyım yani. Gerçekten çok güzel. Bu rafa bayıldım. Işık fena durmuyor. Güzel değişik şeye bayıldım sandalyeler eh işte diyebileceğim şey. Şuna ne denir tam emin değilim. Dekorasyon için kullanabileceğimiz şeyler. Bu iki şeyi de gerçekten beğendim. Diğerleri çok beğenemedim açıkçası. Bir posa farklı renkleri vesaire vardır. Hani böyle ben koyu evleri çok beğenmiyorum ama tabii ki de böyle bir paranormal Saf renkte başka ne gelecekti? Yani açık renkler mi gelecekti? O ayrı bir şey. Koltuklar güzel, hoş. Bu detaylar, yastık detayları, işte buraya koyulan battaniye detayları hoşuma gitti. Aa, burada sandık tekrar var. bu Bebeğin sanki üstünde duran sandık. Demek ki bu öyle coffee table tarzı kullanabileceğimiz bir şey. Yani o sandıkla herhalde bir şey yapamıyoruz. Şimdi burada vudu bebek gene var. Bence bu vudu bebek evde hem beliriyor da olabilir. Sen de koyuyor olabilirsin. Yani gerçekten bu birazcık böyle kafa yorucu bir olay. Burada da böyle bir simge var. Bir şey koyulmuş. Burada böyle korkunç bir surat var. Onun farkındayım. O ilk başta söylediğim şey burada da var. Tam olarak ne olduğunu anlamadığım şey. Bakın perdeyi bir de kapıya koymuş. Sanki böyle bir fal mekanına giriyormuşsun gibi böyle bir ortam yaratılmış. Bu resimler gene buralarda. Böyle değişik değişik insanlar var. Bunlar acaba Eski ölen insanlar mı? Bu güneş galiba. Evet. Güneş, yıldız ve ay. Ya yani yanlış görmüyorsam. Tamam burada başka bir şey yok herhalde. Bir ilerleyelim bakalım. Şimdi new lot type diyor. Yani bize yeni lot type gelecek. Bunu anlıyoruz. Bu lot Type'da işte perili olacak. Bilmem ne olacak. Tarzı bir şeyler olacak. Yani bu güzel ama kendi oyunlarımda kullanır mıyım? bilmiyorum neden boşu boşuna böyle bir lot koyayım ki neden evim perili olsun ki yani. Ha sevmediğim simlerin evini mesela o şekilde çevirebilirim olabilir. Acaba bu lot type'la şunlar mı evin içine geliyor? Çünkü bu böyle fanusun içine sanki bunu yakalamış da koyulmuş gibi. Ama büyük basit öyle bir şey değil. Bunlar bizi koruyan şeyler. Zaten ileriki şimdi bunları tekrar bir bahsedeceğim bunda bir yerde daha geçiyor. Şimdi tekrar şu tabloya geliyorum. Bu tablo burada da var. Devam ediyorum. Şimdi bakın. Ay ne yaptım bir dakika. A few moments later. Tamam şimdi o ablanın uyuduğu sahneye geldim. Şimdi burada böyle değişik bir şey var. Bunlar bize simge olarak verilecek bir basın. Bu çiçekler falan güzel. Halı güzel. Koltuk güzel. Şimdi bu artık kimse bizim burada uyuyor. Burada böyle maviler var. Bu maviler büyük basitlikle iyiler. Hatta bunu koyuyoruz da acaba böyle iyi niyetli bunlar bizi mi koruyor buradan böyle çıkıyor diye düşündüm. Keşke bunun içine yakalayıp böyle hapsetme olsa daha bir güzel olur. Daha bir eğlenceli olur gibime geldi. Bu ışık gene burada var. Buradaki çiçek var. Şimdi bu baya böyle korkunç bir şekilde geliyor. Bu demek oluyor ki kırmızılar kötü. Ve burada bir şey daha dikkatimi çekti. Burada böyle bir el deseni gibi bir şey var. Acaba bunlar Bunları mı tetikliyor? Bunlar çıkıyor da mı bunlar geliyor? Yani böyle değişik bir durum. Sanki böyle buralarda mezarlık gibi de böyle. Bahçe de birazcık korkunç. Bu çiçekler solmuş böyle. Bunlar çıktığı için bunlar böyle solma etkisi de görüyor olabilir. Burada böyle değişik bir kapı var. Onu fark ettim. Devam edeyim bakayım. Şimdi ablamız. Bu karakterimiz. Bu bluzuna bayıldım. Şortuna da bayıldım bu arada. Ee, bu iyi niyetliler herhalde. Aa bu Copeland. Buraya Copeland koymuşlar. Şimdi gördüm. Şimdi anladım onu. Tamam Copeland koymuşlar. Öyle dekor büyük bir ihtimal o. Şimdi ablamız bunlarla böyle iletişime geçiyor. Onu anlıyoruz yani şu anda. Şimdi bu abi gerçekten yani kimdir? <laughs> bu böyle bir iyi niyetli bir hayalet. Büyük olasılıkla bize yardım ediyor anladığım kadarıyla. Yani bu işin bize öğrettiği olabilir. işin başındaki adam da olabilir. Arkada da böyle bak gene o şey var burada. Burada bir kadın var bir de bu tarafta yazı yazıyor. Acaba bu ne? Bunu birkaç yerde kullanmışlar. Bu benim çok dikkatimi çekti ve merak ettim bunu. Burada böyle defterler falan var. büyük defteri tarzı sanki. Abi diyor hadi bir gelin bir masaya da bir sana öğreteyim diyor. Şimdi bu karakterlerin evine herhalde bütün ruhlar da dalmış. Biz de onları herhalde yardım ediyoruz. Seans yapıyoruz şimdi onlarla. Bu sandalyenin kalkması falan çok güzel. Ya bu çok şey değil mi ya bu bakış? Ya oluyor mu acaba hani etki ediyor mu? Bir sağına bakıyor bir soluna bakıyor falan. Adam da oluyor oluyor hadi. Evdeki o şeyler gitti. Demek ki yaşılar, yeşil, yaşıl. Demek ki yeşiller de insanları rahatsız ediyor. Çünkü o büyüyü yaptıktan sonra o yeşiller de kayboldu. Yani bak rahatladıklarını görüyoruz. Kadın da artık kendinden tabii ki de emin. Yeni kariyer diyor işte araştırmacı olarak. Geliyor şimdi de bu yerde de şey yapması güzel. Geri alayım orayı. Yerde de bir şey yapabiliyor. Bu da güzel. Bu Pankek ailesi de yani çekmedikleri kalmadı. Burada başka dikkatimi çeken Başka dikkatimi çeken bir şey yok. Bu, buradakiler mavi mesela. Demek ki hepsi dadanıyor. Hepsinin böyle özellikleri olabilir mi acaba? Şimdi burada Got ailesi var. Bella la bizim bu ufak çocuğumuz Alexander'ımız korkuyor. Mortimer ne ağlıyor ya diyor. Ama bu şey unuttum kızın adını. Böyle biraz şey düşünüyor. Allah Allah diyor. Bu ne böyle? Bu bebeği burada dikkat çekilmiş. Demek ki bu bebek kötü bu kadın geliyor bunu parçalıyor. Şimdi burada da ablaya geliyor teyzemize. Bir dakika hızlı geçtik. Teyzemize yardım ediyor bu yaratıklardan bunu arındırıyor. Bunu arındırmak için de ilk önce galiba anlaşma yapıyor. Hadi diyor bir hediye vereyim diyor. Ya da acaba onlar mı bizi hediye veriyor? Çünkü öyle bir açıklama da okudum. Bakın burada da el gelmiş. Sonra o yaratıklar büyük bozka bu yerleri pisletti. Onları temizliyor. Ama tekrar ben şuraya değiniyorum. Ya sanki bunu böyle yakalamış ya. Yani yakalamış. Bir de bu bizim cüceleri birazcık andırıyor. Bakın televizyonu bozmuş arkada. Demek ki bunlar geliyor. Etrafı da mahvediyor. Bir şeyleri bozuyor. Ediyor yani. Ablam. Evet. Asıl olayımız da bizim burada bitiyor. Yani kaçıncı izleyişimde gördüm orayı gerçekten bilmiyorum. Bir dakika çok aldım. Tamam. Bakın burada kim var? Tabii ki de artık bunu herkes biliyor, herkes gördü. Burada da bir vudu bebek var ve vudu bebeğin değişik bir versiyonu var burada. Bu iskeletimiz de buradan böyle hızlı bir şekilde geçiyor. Demek ki bu iskelet de bu oyuna dahil olacak yani. Evet. <laughs> Yani eşyalar fena değil. Bu koplant acaba neden bunun içine koyulmuş bir şey onu düşünüyorum. Masa falan bu olay gerçekten çok hoşuma gitti. Halı güzel, perdeler hoşuma gitti. Şu e, duvara asacağımız şey de hoşuma gitti. Rap. Yani kıyafetler hakkında bir şey diyemeyeceğim. Pantolon fena değil ama ben böyle ya şu sims artık şu olaydan vazgeçsin. Ne olur düşük bel getirmeyin artık. Yüksek bel bir şeyler getirin. Gerçekten kötü duruyor. Şu Üst hoşuma gitti. Kimono tarzı bir üst. Gerçekten şortla beraber güzel olmuş. O hoşuma gitti. Çocuklar için de anlayacağımız üzere bir şeyler geliyor. Yani güzel fena değil. Kıyafetleri şal umduğumuzdan iyi olur. Şimdi buraya tekrar değinmek istiyorsan burada böyle o şeyleri gösteriyor. Demek ki bunlar bizim etkilemeyecek. Yani orada onu parçalıyor okey ama bu geldi diye yani sonuçta sen bunu eğer şeyden bu yıl moddan alabiliyorsan çok saçma. Bu çiçek de bu yıl moddan alabiliyorsak yani saçma olacak. Bak burada zaten o var. Ya gerçekten çok kafa karıştırıcı böyle kafam çok karıştı. Bir de şey de dikkatimi çekti benim şurada. Bir dakika bir daha bir geri alayım. Burada çocukları da masaya oturtabiliyoruz. Yani çocuklarla da bu masada bir şeyler yapabiliyoruz. Bu da bir değişik. Çocukları böyle bir şeye katmaları değişik olmuş. Hayatla oyna diyor, 26'sında diyor. İyi bakalım 26'sını bekleyeceğiz yani yapacak başka bir şey yok. Şimdi asıl soruya gelirsek bu paket iyi mi kötü mü? Yani bu birazcık göreceli bir kavram. Bana kalırsa trailer'ı evet gerçekten çok güzel. Zaten bu trailer'ların gerçekten hastasıyım çok güzel yansıtıyorlar. Ama yorumlamalarımızda bence biz çok fazla hayal gücüne kaçıyoruz ve beklediğimizi asla alamıyoruz. Yani iyi bunu yapmıyor. Ya ben bu paketi alır mıyım? Büyük bir ihtimal almam. Yani bu paketi alma sebebim sadece bu şey olabilir. İş, meslek olabilir. Ya meslekler gerçekten hoşuma gidiyor. Böyle değişik mesleklerle oynamak hoşuma gidiyor. Bunlarla alakalı seriler yapabilmek de çok güzel oluyor. Ya o yüzden birazcık kararsızım. Yani bilmiyorum emin değilim. Dediğim gibi trailer çok güzel. Ama paket hakkında gerçekten bir fikrim yok. Bakalım bir gelsin iyicene böyle bir araştırmalar ortaya dökülsün. Oyun bir gelsin karşımıza. Bir izleyelim daha da ayrıntılı bir bilgiler alalım. Duruma göre tekrar kararımı açıklarım. O zaman bu incelememizi ben burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.